Bugün çok duygu dolu bir haberle karşınızdayız. Batman Lisesi'ndeyiz. Sizi 40 sene önceye götüreceğiz. Bugün burada 40 sene önce mezun olmuş öğrenciler tekrar bir araya geldi. 40 sene önce buradan mezun olmuşlardı ve şimdi 40 sene sonra tekrar bu okuldalar. Tekrar o duyguları yaşayacaklar. O sıraları görecekler. Tekrar o anlara gidecekler. Biz de burada onların bu güzel gününde, özel günlerinde yanlarında olduk ve bunu da size aktarmak istiyoruz. Batman Lisesi'nin eski öğretmenlerinden fizik öğretmeni Fatih Tan'la birlikteyiz. Fatih Bey, nasıl öğrencileri bir araya getirdiniz? Bize bundan biraz bahseder misiniz? İzmir'de oturuyorum ben. İzmir'de oturduğumda ilk karşılaştığım çok değerli bir doktorumuz bir gün bir partide arkamdan "hocam" diye seslendi. Kuşadası'ndaydı bu olay. Ve ben çok duygulandım. Adını arkamdan söylediği anda "Sibel" dedim. Yani ki ben onu neredeyse 25 yıldır görmüyordum. Demek ki o kadar çok sevmişim ki öğrencilerimi, seslerini tek tek tanıyabiliyorum. Ve burada gerçekten de Sibel'le başlayan o ilk buluşma aslında benim özellikle burada 5'ten A, 5'ten B, C'ler, 6. sınıfların öğrencileri hepsini bir araya getirmek için bir şeyler düşündüm. Çok şanslı olduğumuz bir şey vardı biliyorsunuz. Sosyal medya araştırmaları. Not defterimi okul idaresine vermeyi unutmuştum. Öyle diyeyim. Ve o not defterinde bütün isim ve soyadlar bende duruyordu. 40 sene önceki öğrencilerim. Onların bazılarını sosyal medyada da buldum. Bazılarını Sibel yardımcı oldu. 6, 7, 8 kişi derken bir baktık ki 40-45 kişilik, 50 kişilik bir grup olduk. Bu grup kimisi Batman'da oturuyor hala. Hatta bazı öğretmenlerin bazıları hala Batman'da oturuyorlar. Biz buraya iki öğretmen geldik bu grubumuzla birlikte. Selma Kırdı Hanım, daha önceki kızlık soyadıyla Selma Kındıroğlu olarak okulumuzdan tanınan biyoloji öğretmenimiz. O da bir sınıf öğretmenidir buradaki arkadaşlarımızın. Ve biz bunlarla bir araya "hocam bizi Batman'a getirsene" sloganı yaptılar. Ben de 40. yılı bekledim ve bu 40. yılda artık o ısrarlara da tam dayanamadığım noktaya gelen güzellikte sevgili müdürümüz Sedat Bey'i aradım. Sedat Bey sağ olsunlar, gerçekten çok değerli bir insan. Çok duygulandı. Çok iyi bir eğitimci olduğunu hissettiren çok güzel konuşma yaptı telefonda benimle. Ve ben de daha büyük bir heyecanla bu organizasyonun gerçekleşmesinde buradaki arkadaşlarımızın da 40 yıl önceki mezun olan arkadaşlarımızın yardımlarıyla gerçekleştirdim. 40. yıla denk gelen bir arzuyu edindik ve dolayısıyla da bundan da etkilenerek 40. yıl olmasının da verdiği o force ile biz bugün burada hep birlikte olmak istedik. Biz burada olmak isterken müdür beyimizden şunu rica ettik. Öğrencileriniz de burada olsun. Neden biliyor musunuz? 1981-84 yılı mezunlarının bu okul %80'ini üniversiteye sokmuş bir okuldur. Gerçekten de buraya gelen arkadaşlarımız belli bilinçlerle geldiler. Öncelikle tabii ki o eski dostluklarını, o eski güzellikleri yaşamaya geldiler. Biz bu okula geldiğimizde yanımızda 25 adet zeytin fidanı getirdik. Zeytin fidanını getirmemizin amacı Batman Lisesi, hatta oraya bir tabela koyuyoruz biraz sonra. O tabelada şu yazacak: Batman Lisesi 1981-84 dönemi öğretmen ve öğrencilerinin okullarına ahde vefa zeytinliği hatırası olarak tabelasında yer alacak. Şu anda Batman Lisesi'nin eski öğrencilerinden Sibel Hanım'la birlikteyiz. Sibel Hanım, o güne dair, o günlere dair hatırladığınız güzel anılarınız ya da unutamadığınız bir anınız var mı? Ne söylemek istersiniz? Batman ve Batman Lisesi ile ilgili, ayrıca Batman'daki arkadaşlarımla ilgili hiçbir şeyi unutmadım. O dönemlerdeki arkadaşlık, öğretmen, öğrenci ilişkileri çoğu daha farklı, saygı, sevgi içinde vardı. Çok uzun zaman geçti ama Batman ve o dönemdeki okul arkadaşlıkları bugün aradan geçen 40 yıla rağmen
aynı şekilde devam ediyor. Ağaçları gençlere emanet ediyoruz. Onlar bizi olacaklar. Teşekkür ederim. Tam 40 yıl önce 1 Aralık ayında Batman Lisesi'nde göreve başladım. 40 yıl sonra bu ziyaretimizi de aynı o günkü heyecanla yapıyorum. Şu anda sesim titriyor. Biz kendimiz dikemez miyiz? Tabii kendimiz. 1984 yılında yine mezun olmuş bir öğrenciyle birlikteyiz. 40 sene geçti. Murat Tanılı, bize ne söyleyeceksiniz o dönemle ilgili? Ya tabii biz o dönemde 80 sonrası çok şanslı bir dönemdik. Öğretmenlerimiz çok iyiydi. İşte siz de gördünüz, Fatih Hocamız, Selma Hocamız, bizlerle birebir ilgilenen bir sürü öğretmenin arasında 84 yılında bir sürü mezun verdi. Bu mezunların çoğu da %80, %90 çok iyi üniversiteleri kazandı. Evet, kendi okulumdan mezun olduğum Batman Lisesi'ne tekrar gelmek çok güzel. Arkadaşlarımı görmek. Kendi şehrimde öğretmenliğe devam ediyorum. Ahmet Güneş diplomaları da burada. Şu anda çok nostaljik okan bir yerdeyiz. Batman Lisesi'nin müzesindeyiz. Batman Lisesi'nin müzesinde eski öğrencilerin fotoğrafları bulunuyor. Burada görüyorsunuz öğrencilerin ders dinlerkenki fotoğrafları, okul önünde çekildikleri fotoğrafları. Tabii bunlar eski öğrencilerinin fotoğrafları. Çok güzel bir çalışma olmuş. Eski öğrencilerin, Batman Lisesi'nin eski öğrencilerin anılarının, hatıralarının korunduğu çok güzel bir çalışma olmuş. Evet, Batman Lisesi'nin çok önemli iki ismine getiriyoruz sizi. Mehmet Şimşek diplomasını görüyorsunuz. Batman Lisesi'nden mezun oldu. Mehmet Şimşek bu ülkeye bakanlık yapmış bir insan ve bu liseden mezun oldu. Hemen yanında da Ahmet Güneştekin'i görüyorsunuz. Ahmet Güneştekin de bu liseden mezun oldu. Ahmet Güneştekin bu şehrin çok önemli sanatçılarından biri ve bu liseden mezun olmuş. Diplomaları da burada.